Merhabalar, Hisse Logçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda haftalık olarak uyguladığımız ucuz hisseler stratejimize göre hisselerimizin durumuna şöyle bir göz atacağız. Yarın da sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağım arkadaşlar. O yüzden bu videonun altına analizini yapmamı istediğiniz hisseler varsa yazarsanız yarınki videomda onlara da yer veriyor olacağım. Ayrıca hafta içleri çok fazla video yayınlayamıyorum fakat sizlerden gelen istek hisseler olduğunda onları da topluluk sekmesinde paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız topluluk sekmesinde yaptığım paylaşımları da kaçırmamış olursunuz. Şimdi stratejimizin kurallarını şöyle bir hatırlayalım. Haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Ayarlarımıza şöyle bir bakacak olursak, girdiler sekmesinde uzunluk 10, kaynak kapanış ve zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında üst band eksi 10, middle level eksi 70, alt band eksi 90 olacak. Ayrıca şu aşağıdaki iki kutucuk tikli olacak arkadaşlar. Ayarlarımızı bu şekilde yaptıktan sonra stratejimize göre haftalık olarak kapanışlarda Williams yüzde aralığı indikatörü eksi 90 seviyesinin altındaysa ve aynı zamanda o hafta düşüşle kapanıyorsa bütçemizi böldüğümüz eşit miktarlarla alım yapıyoruz arkadaşlar. Şu altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler eksi 90 seviyesi. Bu seviyenin üzerine attıktan sonra alımı durduruyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra ise uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz kesik çizgiler ise eksi 10 seviyesi. Uyumsuzluktan kastım nedir? Şurada örnek vermek gerekirse mesela şurada bakın fiyatımız 19 Aralık 2022 haftasından 26 Aralık 2022 haftasına yükselirken Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş. Buna uyumsuzluk diyoruz. Böyle durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar ve sonrasında da düşüş geldiğini görüyorsunuz. Tabi bu her zaman düşüş gelecek anlamına gelmiyor. Fakat düşüş gelme olasılığının artması ve artık aşırı alım bölgelerine gelindiği için temkinli olmak amacıyla her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiği zaman da elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şöyle yatay çizgimizi de çektim. Eksi 40 seviyesini. Şu anda EKGO hissesindeyiz. Şu eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet, şimdi daha önce topladığımız hisselerin şöyle son durumuna hızlıca bir bakalım. Bakmadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Burada bir strateji anlatıyorum. Ayrıca buradaki hisselerin alımını yapmayı düşünen arkadaşlar için bir mali tablo analizi, bir bilanço analizi yapmalarını öneriyorum. Yani kısacası alım yapacağınız şirketlerin sağlam şirketler olmasına özen gösterin arkadaşlar. EKGO hissesinden 3 defa toplama yaptık. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için toplamayı bıraktık. Şu anda eksi 40 seviyesinin üzerinde elimizdekileri satmıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda EKGO hissesinde şu anda %74'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Hektaş'a geçiyorum. Evet, Hektaş'ta daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 90 seviyesinin altına tekrar düşerse ilave eklemelerimizi yapacağız arkadaşlar. Şu 18.04 seviyesini destek olarak çizmişiz daha önce. Buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim. 22.57 Kaufman hareketli ortalamasını da yukarı yönünü açtıktan sonra da yükselişin hızlanmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda Hektaş hissesinde karlı durumda değiliz. Fakat önümüzdeki dönemde Hektaş hissesinde de karlı duruma geçebileceğimizi düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Aksu'ya. Evet, Aksu'ya hissesinde daha önce 3 defa toplama yaptık. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için toplamayı bıraktık. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %20 karlılık içerisindeyiz. Pegasus'a geçiyorum. Evet, Pegasus'ta daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 30 seviyesinde Williams indikatörümüz. Dolayısıyla elimizdekileri tutuyoruz. Satış yapmıyoruz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %20'lik karlılık içerisindeyiz Pegasus hissesinde de. Evet, bir diğer hissemiz Toasso. Toasso'da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda
Williams indikatörümüz -14 seviyesinde. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyelere baktığımızda ortalamamız şuralarda olsa bu hissede de %21 karlılık içerisindeyiz. Astor'a geçiyorum. Astor'da daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz Williams indikatörümüzün. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şöyle ortalama olarak şuralardayızdır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda %11'lik bir karlılıkla Astor hissesini satıyoruz arkadaşlar stratejimize göre ve listemizden de çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Turkcell. Evet, Turkcell listesinde daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Bu hafta itibariyle kapanışı -40 seviyesinin altında yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Turkcell listesinde de %33'lük bir karlılık elde etmiş olduk ve listemizden çıkartıyoruz. Bir diğer listemiz İskenderun Demir. İskenderun Demir hissesinde de bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında haftalık kapanış gördük. Dolayısıyla elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %13'lük karlılık içerisindeyiz. Ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Coca-Cola. Evet, Coca-Cola hissesini 16 Ekim haftasında aldık. Şu anda Williams yüzde aralığı indikatörü -17 seviyesinde. Elimizdekileri tutuyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden de %87 karlılık içerisindeyiz. Kozal'a geçiyorum. Kozal'da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Elimizdekileri tutuyoruz. Şöyle ortalama olarak şuralardayızdır diye düşünüyorum. Evet, Kozal hissesinde de %21 karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Türk Telekom. Türk Telekom'da daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -40 seviyesinin altında düşmüş değil. Dolayısıyla elimizdekileri tutuyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %64'lük karlılık içerisindeyiz. Anadolu Efes'e geçiyorum. Anadolu Efes hissesini de 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda Williams indikatörü -33 seviyesinde. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda bu hissede de %57 karlılık içerisindeyiz. Kontrolmatik hissesine geçiyorum. Evet, Kontrolmatik hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında bir kapanış geldi. Şöyle ortalamamız şuralardadır diye düşünüyorum. Baktığımızda %13'lük bir karlılıkla bu hissemizde satıyoruz arkadaşlar ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz AG Hol. Evet, AG Hol hissesini 16 Ekim haftasında almıştık. Şu anda -10 seviyesinde Williams indikatörümüz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %38'lik karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Alarko Holding. Alarko Holding hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda Williams indikatörümüz -22 seviyesinde. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %34'lük karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Kale Seramik. Kale Seramik hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldi. Elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama olarak şuralardayızdır diye düşünüyorum. Baktığımızda yani %0,87 belki de hiç kar elde edemeden kare seramik hissesinden çıkmak durumundayız stratejimize göre. Kare seramik hissesini de listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Ziraat Gayrimenkul. Evet, bu hisseyi 16 Ekim haftasında almıştık. Şu anda -30 seviyesinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış olursa elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %45'lik karlılık içerisindeyiz. Asuzu'ya geçiyorum. Asuzu'da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. -55 seviyesinde Williams yüzde aralığı indikatörümüz. Fakat daha öncesinde -10 seviyesinin üzerine atmadığı için bekliyoruz arkadaşlar. -90 seviyesinin altında tekrar kapanışlar gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda bu hissede de %1'lik bir karlılık içerisindeyiz. Elimizdekileri tutuyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Kimpur. Evet, bu hissemizde 4 defa alım yaptık daha önce. Şu anda
-59 seviyesinde Williams yüzde aralığı indikatörümüz. Fakat -10 seviyesinin üzerine atmadan düştüğü için elimizdekileri satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bu hissede de şu anda karlı durumda değiliz arkadaşlar. Stratejimize göre dediğim gibi -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelirse toplamaya devam edeceğiz. Bir diğer hissemiz Arçelik. Arçelik hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -33 seviyesinde Williams indikatörümüz. Elimizdekileri tutuyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda şu anda Arçelik hissesinde %18'lik karlılık içerisindeyiz. Türk Traktör'e geçiyorum. Türk Traktör hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda da %25'lik karlılık içerisindeyiz. Evet, bir diğer hissemiz SDT Uzay. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -52 seviyesinde Williams yüzde aralığı indikatörümüz. Fakat -10 seviyesinin üzerine atmadan bu seviyelere düştüğü için bekliyoruz arkadaşlar. -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şu anda bu hissede de %25'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Europower Enerji. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin altında mı? Şöyle yakınlaştırıp bakalım. Yok, -90 seviyesinin üzerinde kapatmış. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda bu hissede de karlı durumda değiliz arkadaşlar. Dediğim gibi -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi. Şu ana kadar 5 defa alım yaptık. Şu an -64 seviyesinde. -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an baktığımızda ortalama maliyetimize göre %7'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gesan hissesine geçiyorum. Evet, Gesan hissesinde daha önce 6 defa alım yaptık. Şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. -90 seviyesinin altında kapanış gelirse tekrardan toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Ace Eczacıbaşı. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesine gelmiş durumda. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %25'lik karlılık içerisindeyiz. Saykursan'a geçiyorum. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda Williams yüzde aralığı indikatörümüz -32 seviyesinde. Dolayısıyla bekliyoruz. Elimizdekileri de satmıyoruz. Şöyle baktığımızda bu hissede de %15 karlılık içerisindeyiz. Alfas'a geçiyorum. Alfas hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. %5'lik bir karlılık içerisindeyiz Alfa sitesinde. Bakın daha önce Şubat ayında birkaç hafta -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Şöyle zirvesine göre baktığımızda %720'lik bir yükseliş görmüşüz. Belki önümüzdeki haftalarda buradan desteğini alıp yükselişini devam ettirir. Belki de -90 seviyesinin altında birkaç hafta daha kapanış yaptıktan sonra yönünü yukarı çevirir. Bunu bilemiyoruz tabii ama stratejimize göre dediğim gibi -90 seviyesinin altında haftalık kapanış geldikçe biz toplamaya devam edeceğiz. Bir diğer hissemiz Çimsa. Evet, burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -44 seviyesinde olduğunu görüyoruz Çimsa hissesinin. İsteyen arkadaşlar şu an bu -10 seviyesine çok yakın bir yerden geri dönüş yapmış. İsteyen arkadaşlar burada stop olup karını alabilirler. Şöyle baktığımda ortalama olarak bu hissede de %12'lik karlılık içerisindeyiz. Ya da beklenebilir. -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar olursa toplamaya da devam edilebilir. Bir diğer hissemiz Ahgaz. Evet, bu hissede daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -22 seviyesinde. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden şöyle baktığımızda şu anda %14'lük karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Bursan. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gördüğümüz için elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %14'lük bir karlılık içerisindeyiz ve Borusan hissesini de listemizden çıkartıyoruz.
Bir diğer sitemiz Oyak Çimento. Oyak Çimento daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -30 seviyesinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %8'lik karlılık içerisindeyiz. Bir diğer sitemiz Enerjisa. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -11 seviyesinde Williams indikatörümüz. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. Baktığımızda bu hissede de %34'lük karlılık içerisindeyiz. Kiler Holding hissesine geçiyorum. Burada 27 Kasım haftasında alımımızı yapmıştık. Şu anda -18 seviyesinde. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda da bu hissede de %76'lık bir karlılık içerisindeyiz. Zoran'a geçiyorum. Zoran'da daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiği için Zoran hissesinde de elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu hissede de %21'lik bir karlılık elde etmiş olduk ve listemizden çıkartıyorum. Evet, bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -58 seviyesinde ve karlı durumda değiliz arkadaşlar bu hissede de. -10 seviyesinin üzerine atmadan geri dönüş yaptığı için şu anda -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar bekleyebiliriz. Böyle bir durum gerçekleşirse tekrardan ilave toplamalarımızı yaparız. Bakalım takip ediyor olacağız. Bir diğer hissemiz Anadolu Hayat Emeklilik. Anadolu Hayat Emeklilik hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda Williams yüzde aralığı indikatörümüz -16 seviyesinde. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %20 karlılık içerisindeyiz. Vestel'e geçiyorum. Vestel'de daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -38 seviyesinde kapanış yaptı. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Vestel listesinde de şu anda %55'lik karlılık içerisindeyiz. Miatek'e geçiyorum. Miatek listesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -12 seviyesinde Williams yüzde aralığı indikatörümüz. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda %115'lik bir karlılık içerisindeyiz bu hissede de. Bir diğer hissemiz İş Yatırım Menkul Değerler. Burada 4 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Sonrasında -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelmediği için ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu an alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %24'lük karlılık içerisindeyiz. Williams yüzde aralığı indikatörümüz şu anda -35 seviyesinde. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Aksen. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda da %33'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Dohol. Dohol'da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu an herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörümüz -28 seviyesinde. -40 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %17'lik karlılık içerisindeyiz. Evet, Aygaz'a geçiyorum. Aygaz'da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerinde herhangi bir uyumsuzluk da yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda Aygaz hissesinde de %32 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Koza Anadolu'ya geçiyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -21 seviyesinde. Dolayısıyla bekliyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Şöyle ortalama alım yaptığımız yerlerden baktığımızda bu hissede de %15'lik karlılık içerisindeyiz. Magen'e geçiyorum. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda bu hafta kapanış itibariyle -29 seviyesinde kapattı Williams yüzde aralığı indikatörümüz. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle alım yaptığımız yerlerden ortalama olarak baktığımızda şu anda %33'lük bir karlılık içerisindeyiz. Yeotek'e geçiyorum. Yeotek'te daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiği için elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Alım yaptığımız yerlerden baktığımızda şu anda %25'lik karla bu hisseden de çıkmış olduk ve listemizden de çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Froto. Evet, Froto hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörümüzün. Fiyatımız yukarı doğru giderken Williams de yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla uyumsuzluk yok. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %51'lik bir karlılık içerisindeyiz Froto hissesinde. Petkim'e geçiyorum. Petkim'de daha önce
18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda eksi 22 seviyesinde Williams 100 liralı indikatörümüz. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda %34 karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz TAV Havalimanları. Evet, burada da alımımızı 18 Aralık haftasında yaptık. Şu anda Williams 100 liralı indikatörümüz eksi 10 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %63'lük bir karlılık içerisindeyiz. Şok marketlere geçiyorum. Şok marketlerde daha önce 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda Williams 100 liralı indikatörümüz eksi 32 seviyesinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %27 karlılık içerisindeyiz. Brisa'ya geçiyorum. Evet, Brisa'da da daha önce 18 Aralık haftasında alımımızı yapmıştık. Şu anda alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda Brisa hissesinde de %82 karlılık içerisindeyiz. Bu hafta kapanışı itibariyle eksi 26 seviyesinde kapanış geldiğini görüyoruz. Williams 100 aralığı indikatöründe eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ayrıca burada bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız yükselmişken Williams 100 aralığı indikatörümüz yönünü aşağıya çevirmiş. Dolayısıyla stratejimize göre elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Kocaer. Evet, Kocaer hissesini de 18 Aralık haftasında almıştık. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda Kocaer hissesinde de şu anda %106'lık bir karlılık içerisindeyiz. Bu hafta kapanışı itibariyle eksi 35 seviyesinde kapattığını görüyoruz Williams 100 aralığı indikatörümüzün. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Tekfen. Evet, Tekfen hissesinde yine aynı şekilde 18 Aralık haftasında alımını yapmıştık. Şu anda Williams 100 liralı indikatörümüz eksi 16 seviyesinde. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda bu hissede de %27 karlılık içerisindeyiz. Escort Teknoloji'ye geçiyorum. Escort Teknoloji hissesi 18 Aralık haftasında alımını yaptığımız bir hisseydi. Sonrasında gayet güzel bir yükseliş geldi. Şu anda eksi 29 seviyesinde haftalık kapanışını yaptı. Eksi 40 seviyesinde bir haftalık kapanış gelirse bu hissede de elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %106 karlılık içerisindeyiz Escort Teknoloji hissesinde. Evet, bir diğer hissemiz Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Şu ana kadar iki defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği için elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %23'lük bir karlılıkla bu hisseyi de listemizden çıkarmış oluyorum. Bir diğer hissemiz Gedik Yatırım. Burada daha önce bir defa alım yaptık. 15 Ocak haftasında yaptık arkadaşlar alımı. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Williams 100 liralı indikatörümüz eksi 29 seviyesinde. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımda %21'lik bir karlılık içerisindeyiz bu hissede. Bir diğer hissemiz Koa Granit. Burada daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda şu anda bu hissede de %12'lik bir karlılık içerisindeyiz. Tat Gıda hissesine geçiyorum. Evet, Tat Gıda hissesinde daha önce 15 Ocak haftasında alımımızı yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış olursa tekrardan alım yapacağız. Şu anda %10'luk bir karlılık içerisindeyiz. PC iletişim hissesine geçiyorum. Bu hisseyi bir arkadaşımızın talebi üzerine eklemiştim. Stratejimize göre al verdiği dönem 18 Aralık haftası. Ve bu hafta itibariyle de sata dönmüş durumda. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptığını görüyorsunuz. 18 Aralık haftasında alınmış olsaydı şöyle maliyetimiz şuralarda olacaktı. Ve şu anki seviyeye baktığımızda %30'luk bir karlılıkla bu hisseden de çıkmış olacaktık. Ve listemizden bu hisseyi de çıkartıyorum. Evet, son olarak geçen hafta listeye eklediğim Şeker Gayrimenkul var. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar.
Burada da alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %3,82'lik bir karlılık durumuna geçtik. Evet, bu videomda aktaracağım hisseler bu kadar arkadaşlar. Bu stratejiye uygun yeni bir hisse tespit edemedim. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bir strateji anlatıyorum burada. Bu stratejiyi uygulamak isteyen arkadaşların mutlaka almak istedikleri hisselerin mali tablolar analizini, bir bilanço analizini de yapmalarını öneriyorum. Dediğim gibi yarın sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.